Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsunuz, ben Merve. Sizlere bugün diğer videolarımdan birazcık farklı, diğer video ama çok da farklı olmayan bilmiyorum bir video çekeceğim. Çok da farklı olmamasının nedeni bu kanalda makyaj şeyi vardı. Ama tam bir makyaj değildi böyle. Yüzde resim falan çizmiştim ama makyaj malzemelerini kullanmıştım. Şimdi görgü toy ürünleriyle makyaj yapacağız. İlk defa kullanıyorum. Bakalım tepkim nasıl olacak. Şimdi size görgü toydan neler geldiğini göstereyim. Bir tane böyle şey, nemlendirici vücut kökü. Bir tane makyaj süngeri. Aslında bu makyaj süngerini daha önce sipariş etmiştik. Şimdi Görgüton'un tüm ürünleri bunlar aslında. Çok bir ürünü yok. Yeni 3 tane ürün çıktı diye biliyorum. Bu ilk ürünü. O yüzden bunu da kutunun içine koymak istedim. Ama bunun dışında böyle bir tane silindir kutusu oluyor. Ama şu an yanında değil, nerede bilmiyorum. Ve bir tane ruj. Şöyle kutu. Ve tane de kapatıcı. Şimdi size birazcık daha yaklaşacağım ama burada şimdi tüm makyaj malzemelerimi koydum. Bir göstereyim isterseniz size onları. Şurada tüm makyaj malzemeleri şurada var. Şurada da bir tane ayna var ki rahat rahat yapabileyim. Neyse. Saçımı garip çıkıyor bu aynada. Neyse. O zaman hadi başlayalım. Şu an saçım biraz dağılmış ama onu videonun ilerleyen kısımlarımda düzeltirim. Üşenmesem. Şimdi ilk olarak aslında yüzü nemlendirmemiz gerekiyor. Ben nemlendirici güneş kremiyle yapıyordum yazın. Ama şu an dışarı çıkmayacağım için bu videoyu çektikten sonra gidip TRT çalışacağım. O yüzden yani güneş kremi sürmek istemiyorum. Çünkü güneş kremi sürmekten hiç hoşlanmıyorum. Böyle biraz yağlı yapış yapış yapıyor ve ben öyle kremleri elime hiç sevmiyorum. Neyse, çok uzatmadan başlayalım. Ben ilk olarak yüzümü kapatıcıyla başlamak istiyorum. Ve şimdi bunun rengi böyle Fit Me'nin rengi ise şöyle. Görkem abla şey yapmış, Fitmin'in 15 numarası ile 1 numarasını şey yapmış, hani renk olarak uymuş. Yani siz 15 numara kullanıyorsunuz, 1 numarası size uygun ve bence Görkem ablanınkisi daha iyi çünkü ben sarı rengi hiç sevmiyorum. Bende şey de var, Clinique'in bir tane böyle şeyi vardı, bu mesela aşırı sarı bence. 3 numara bu belki. Yani ben sevmiyorum çünkü benim alt tonum sarı değil. Yani bu kamerada birazcık sarı gibi çıkıyor ama benim alt tonum pembe, yanaklarım kıpkırmızı. Neyse tamam, çok konuştum, artık başlayalım. Ben bu elimdekileri sileyim ama ilk önce buralar yıkıldı biraz ve daha yakına geçeyim. Buranın yakını bence gayet iyi ve ben de aynayı rahatlıkla görebiliyorum. O zaman hadi başlayalım. Ben çok heyecanlıyım, bakalım nasıl olacak. Şimdi göz altlarımı sürmekle başlıyorum. Ve ucu bakın fark ettiyseniz birazcık böyle yatay. Yani burası sürmek gayet rahat. Şu gözüme sürmedim çünkü aradaki farkı görün istedim. Yani ben de görmek istiyorum. Önceden ıslattığım şey, süngerimle bunları dağıtacağım. I've been wanting to go down this road. Bence aradaki fark gayet belli.
Ve bu bence biraz zaman geçtikten sonra yerine oturuyor denk. Yani burada birazcık hani sanki dağıtamamışım gibi ama aynada gayet güzel gözüküyor. Yani kameram süper değil. Onu da belirtmek isterim. With you a long time now, and I've been hoping that you. Bu arada fiyatı gayet uygundu Fitme'ye göre. Ben Fitme'yi böyle şey almak için böyle indirime girmesini bekliyordum. Çünkü indirime girmeden hani indirimli ama tam da indirimli hali değil. Fondöteniyle aynı fiyat. Fitme'nin fondöteniyle ve çok saçma. Bence fondöten daha pahalı olmalı. Çünkü daha fazla ürün var içinde. Şimdi ben göz makyaj yapmayacağım. Farmum Makeup Revolution'ın paletini kullanacağım. Keşke bunun için de Görkem Karman far paletini kullansaydım ama öyle bir imkan yok. Tüm zaten ürünleri bende var. Tam bir makyaj olmasını istediğim için ben de kullanayım dedim. Öyle. O yüzden buraları çok da şey yapmama gerek yok. Size açık açık anlatmam gerek. The ground where we can't be found and forget the world around. Burnumun şurasında da bir yara var. Onu da hemen kapatıcıyla kapatayım. Bu arada ben kapatıcıyı çok sevdim. Ama şurayı sürmeyi unuttum. Şimdi fark ettim. Ay. Rezil. Ve göz makyajım bu kadardı. Çok uzun olduğu için diğer yerleri kestim. Şu an editteki Merve konuşuyor. Neyse siz devam edin. Yanakları birazcık kızartılı. Şimdi highlight'ı sürüyoruz. En sonunda ruju ve vücut nemlendiricisi. Belli oluyormuş yani ben kafamı çevirdiğim için tam göremiyorum ama çok güzel ya ben bu highlighter'a bayılıyorum. Ve son olarak ruja geldik. Acaba. Bence ürünlerin şeyleri çok güzel. Dışları çok ne bileyim saf ve temiz. Şimdi ben bu rujları çok şey seviyorum. Bastıra bastıra değil de. Sevmiyorum. Daha çok ben yazları gloss ve yani nemlendirici seviyorum. Bir de bu birazcık koyu benim için aslında ama bu aslında çok güzel bir renk ama ben yazın bu kadar dark koyu sevmiyorum ama tam rengini göstermek için süreceğim. Ben nasıl kullanırdım sildikten sonra size göstereceğim. Aslında rengi çok tatlı ama şu an biraz nasıl desem turuncu duruyor. Dur. Renkte birazcık çünkü turunculuk yapmışım efekte. Onu kaldırıp hemen size gerçek rengi nasıl göründüğünü göstereyim. Gerçek rengi de yani tam da bu renge yakın değil ama size şey bir tane fotoğraf çekerim. Buraya koyarım. Asıl tam renklerin orada nasıl gözüktüğünü görürsünüz. Aslında böyle de çok güzel oldu. Ben gayet beğendim ama bir de ben sürüyorum onu göstermek istiyorum. Burada buraya koyacağım dediğim fotoğrafı çekmek için az önce fotoğrafınızı. O fotoğrafı çekerken gayet hoşuma gitti bu arada. İlk önce ben böyle dokunduruyorum.
Sonra içeri doğru daha koyu yapmak için şöyle yapıyorum. Yani böyle görünüşü çok şey durmuyor ama sonucu bence beğeneceksiniz. Böyle çok tatlı bir nude rengi elde ediyorum. Ve üstüne Revital Lip'in lip oyunu sürüyorum. Turuncuymuş gibi çıkıyor ama bu da gerçekten çok tatlı. O yüzden yine fotoğrafını koyacağım buraya. Son olarak vücut nemlendiricisi kaldı. Çalkalıyoruz. Bence makyajdan çok demeyeyim. Makyaj kadar. Bence güzel kokmak da çok önemli. Ve eğer parfüm size yazın ağır geliyorsa böyle şeyler bence gayet pratik. Düştü. Oho. Neyse. Zaten ben elimin içine krem dokundurmayı hiç sevmiyorum. Çünkü öyle elin içi değişik bir yağ yapısı kalıyor. Ama böyle asla yapamazdım ama çok çabuk nemleniyor ve hani çok çabuk emilmesinin yanında hani güzel nemleniyor. Ve kokusu bence hiç ağır değil. Ablam da Yves Rocher'in yine böyle vanilya kokulu vücut kremi vardı. O çok yoğundu. Aşırı yoğundu ve bence yazın kullanılmazdı. Ama bu yazın kullanılabilir. Her koku yazın kışın hani kullanılmıyor. Yani özellikle yazın her koku kullanılmıyor. Ama bu koku bence yazın da kışın da kullanılabilir. Hatta ben bunu okula götürüp de kullanırım. Çok pratik çünkü. Ve güzel nemleniyor. Ben krem kullanmayı hiç sevmem. Neyse, o zaman bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Eğer böyle daha çok video gelmeyi istiyorsanız yorumlarda belirtin. İlk defa bu tarzda bir video çektim ve bence çekmesi gayet eğlenceliymiş ve yani ben bu konuda çok da kötü olduğumu düşünmüyorum. Size bir de yakından göstermek istiyorum. Evet, video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.